Herkese merhabalar. Keyfiniz nasıl? Umarım iyidir. Bugün sizlere 3 mükemmel özellik göstereceğim. Üçü de dediğim gibi mükemmel özellikler ve tamamen internetten ve ücretsiz olarak yapılabiliyorlar. Kapak fotoğrafında hangisini koydum bilmiyorum ama bunlardan ilki sivilce giderme veya yüz rötuşlama diye de geçiyor olabilir. İkincisi arkadaşlar kırmızı göz giderme. Yani kamerada ara sıra kırmızı gözler çıkıyor olabilir. Onları tamamen gideriyor ve büyük ihtimal en seveceğiniz özellik kapak fotoğrafında da bunu vurgulamış olabilirim. Üçüncü özellik diş beyazlatma. Sarımsı dişleri veya beyaz olsa bile biraz daha beyazlatıyor. Bu arada videoya başlamadan önce de aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarım da aşağıda mevcut. Onları da takip edebilirsiniz. Şimdi hadi çok bekletmeden videoya geçelim. Bu arada arkadaşlar daha demin girişte söylemeyi unuttum. Geçen günlerde yine Canva üzerinden ve ücretsiz olarak yani internetten ve ücretsiz olarak arka plan blurlamayı gösterdim. Yani arka plan bulanıklaştırmayı. Onu da kanalından izleyebilirsiniz. O videoda da gerçekten sıfır hataya yakın görselin arka planını blurluyordu ve gayet de güzel yapıyordu. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi videoya devam edelim arkadaşlar. Öncelikle sitemiz tabii ki de Canva ve ücretsiz yapacağız. Şimdi şöyle küçültelim ve örnek resimleri göstereyim. Arkadaşlar sivilce için ilk resmimiz böyle. Buradaki sivilceleri gidereceğiz. İkinci resmimiz arkadaşlar kırmızı göz için. Şuradaki kırmızı gözü gidereceğiz. Üçüncü resmimiz de arkadaşlar diş beyazlatma için. Şuradaki dişi beyazlatacağız. Şimdi kapatalım ve videoya başlayalım. Burayı da kapatalım arkadaşlar. Şunu büyütelim. Buradan ilk başta tasarım oluşuna basıyoruz. Buradan özel boyutu seçiyoruz. Buradan hangi boyutu istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Ben 1920x1080 piksel yapmak istiyorum tasarımı. Ve şu anda yüklendi kalıbım. Şimdi arkadaşlar bu üç resmi de içine atacağız. Şöyle seçip şöyle sürükleyebilirsiniz. En kolayı budur. İsterseniz buradan yüklemelerden, medya yükleden de yapabilirsiniz. Yalnız benim yaptığım daha kolay. Şimdi hemen sivilce için başlayalım arkadaşlar. Şunu şöyle büyütelim. İlk başta arkadaşlar görseli düzenleyene basıyoruz. Gerçekten yapacağımız adımlar çok kolay. Sonrasında ise aşağı iniyoruz ve buradan yüz rötuşu var. Buna basıyoruz arkadaşlar. Sonra kullana basıyoruz ve bekliyoruz birazcık ve açıldı şu anda. Gördüğünüz gibi araçlarımızda yüz rötuşu aracımız geldi. Buradan basıyoruz arkadaşlar yüz rötuşuna bir kere. Sonrasında ise burada otomatik var. Otomatikte birazcık olsun gideriyor. Yalnız cilt pürüzsüzleştirme yani sivilce giderme de daha çok gideriyor. Burada otomatikte şimdi bakalım mesela yoğunluktan böyle %100 yapalım. Ve birazcık giderdi. Burada %0 da görüyorsunuz. Veya burada %100 yapıp orijinalini gösterirden de görebiliyorsunuz. Yalnız cilt pürüzsüzleştirmeye basarsak arkadaşlar farkı hissedersiniz zaten. Şu anda uygulandı. %50 de şu anda. Şöyle %100 yaptığımızda gördüğünüz gibi öncekinden daha iyi oldu. Buradan orijinalini gösteri basıp da orijinalini de görebilirsiniz. Şimdi bunu kapatalım. Ve buradan arkadaşlar uygulaya bastığımızda biraz beklediğimizde uygulanacaktır. Şu anda uygulandı. Orijinal haline getirmek için de arkadaşlar burada aslında geri yükle var. Buna basabilirsiniz. Şimdi ben arkadaşlar ikinci özelliğimize geçiyorum. Yani göz kırmızılığını giderme. Buradan hemen delete'e basalım veya sağ tık sil yapabilirsiniz. Ve hemen bu resmi koyalım. Şunu da şöyle küçükten büyütsek olur. Buradan görsel düzenleyene basıyoruz tekrardan. Buradan yüz rötuşuna basıyoruz. Son kullanımlarda çıkacaktır. Eğer daha önce kullandıysanız. Şimdi ise buradan arkadaşlar kırmızı göze basıyoruz bir kere. Ve bekliyoruz birazcık. Yapay zeka şu anda algılamaya çalışıyor. Ve algıladı şu anda gördüğünüz gibi. Buradan yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi %0'dan %100'e kadar ayarlayabilirsiniz. Ve orijinalini göster dediğimizde zaten apaçık bir fark olduğunu görebilirsiniz. Şu anda eskisi gibi oldu gözü. Sonra uygulaya basıyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi uygulandı. Bunu da aslında geri yükle, görsel düzenleyinden aslında geri yükleden de orijinal haline getirebilirsiniz. Şimdi delete'e basıyorum. Şimdi arkadaşlar belki de en iyi özelliklerden bir tanesine diş beyazlatmaya geçelim. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Sonrasında ise böyle büyütüyoruz. Ben şu anda bu kadar büyütmemin sebebi bariz olarak anlaşılsın diye. Yoksa siz tabii ki de formatınızda kalabilirsiniz. Şöyle biraz daha büyütelim ve şu anda iyi. Buradan dediğim gibi tekrardan görsel düzenleyene geliyoruz. Yüz rötuşuna basıyoruz arkadaşlar. Bu arada bu özellik daha beta'da. Yani tam kullanıma açık değil. Tam kullanıma açılınca çok daha iyi olabilir. Erken erişimde gibi düşünebilirsiniz. Şimdi buradan arkadaşlar diş beyazlatmaya geliyoruz ve birazcık bekliyoruz. Evet şu anda yüklendi. Buradan arkadaşlar yoğunluğu arttırabilirsiniz. Arttırdığınızda çok daha beyaz oluyor. Ve buradan orijinali göstere bastığımızda çok daha fark belli oluyor. Hatta biraz daha büyütelim. Evet şu anda bayağı bir büyüttüm. Buradan orijinali gösteri bastığımızda gerçekten sarılık bembeyaz bir hale bürünmüş oluyor. Buradan da uygulaya basarsanız arkadaşlar uygulanacaktır. Peki bunları nasıl indireceğiz? Ve bunların renklerini beğenmediyseniz de buradan tümünü ayarladan tümünü gönlüne basıp buradan renk ayarlarını yapabilirsiniz. Çok profesyonel olmasa da bu renk ayarları sizi üzmeyecektir. Birkaç dakika içerisinde
çok daha güzel renkler yapabileceksiniz. Ben şu anda orayı göstermeyeceğim. İnternetten arka plan blurlama videomda, yani başta bahsettiğim videoda renk ayarlarını yapmıştım. İstiyorsanız onu izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunu yaptık, peki nasıl indireceğiz? Buradan sağ üstte indir seçeneği var. Buna basıyoruz bir kere. Sonra buradan PNG kalsın arkadaşlar. PNG'de daha kaliteli olacaktır. Sonra listesinde burada indirme ayarlarını kaydetmeye gerek yok. Sonrasında buradan indirine basarsanız arkadaşlar indirecektir. Gördüğünüz gibi şu anda aşağıda indiriyor. Sonra bu dolduğunda şu köşede bir indirme işareti çıkacak ve indirecektir. Gördüğünüz gibi indirdi ve gayet de dişler beyaz arkadaşlar. Tüm işlemler kısacası bu kadardı. Evet, videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu gibi daha fazla video istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Videolar atıldığı anda da haberdar olmak için zili açmayı da unutmayın. Bu arada videoda eksik anlattığım veya eklemek istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Aynı şekilde video fikirleriniz varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Veya anlayamadığınız bir nokta. Yorumlarınızı mümkün olduğu kadar cevaplamaya çalışıyorum. Evet, benden bugünlük bu kadardı. Bir dahaki videoya kadar şimdilik görüşmek üzere.